merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden soru çözüm yapmaya devam ediyoruz en son 20 soruda kalmıştık sanırım 49-50 tane sorumuz vardı hepsini bu videoda çözeceğim bu videoda e, bu videoyu dinledikten sonra dediğim gibi geçen yılın çıkmış sorularını çözdüm geçen yıl demeyelim Aslında geçen yılki videomda geçmiş yılların ÖABT'de çıkan çıkmış video e, sorularını çözdüm arkadaşlar e, o videoyu ben size ekleyeceğim açıklama kısmına. Link olarak eklerim. Oradan direkt girerseniz o videoyu da mutlaka izleyin. Hatta kendiniz ilk önce çözün. Daha sonra izleyin arkadaşlar. Hemen başlayalım. Aşağıda verilen hücrelerin mayoz geçirmesiyle en fazla gamet çeşidi hangisinden olur? Hangisinden oluşur? Crossing over'ın gerçekleştiği düşünülecektir diyor. Şimdi bakın böyle durumlarda ne yapıyoruz? Eğer bağlı genler varsa ve crossing over gerçekleşeceği gerçekleştiği düşünecektir diyorsa hiç böyle bağlı gen olduğunu düşünmeyin. Direkt burada ne yapacağız? Heterozigotları sayacağız. Kaç tane heterozigot? Hangisinde fazla heterozigot varsa onda daha fazla gamet oluşur. Şimdi A şıkkına bakıyorum. Bakın 4 burada. 4 de burada toplam 8 tane heterozigot var. B şıkkına bakıyorum arkadaşlar. B şıkkına baktığımda sadece bir tane heterozigot var. Bakın F'ler. C'ye baktığım zaman bir yine burada da bir tane var. D şıkkında 1 2 3 4 4 tane var. Bir de E şıkkına bakalım. E şıkkında da 3 6 7 tane var. Şimdi ne demiştim? Hangisinde en fazla heterozigot varsa onda daha fazla gamet oluşur. Çünkü 2 üzeri n formülünden gidiyoruz. 2 üzeri 8'den de sayımız bayağı yüksek çıkacak. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. 21. soru bir homolog kromozomu şekildeki gibi olan kraliçe arının yumurtasından gelişen erkek arının genotipi aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? Şimdi e, erkek yarı zaten şöyle olacak arkadaşlar. Erkek yarı en kromozomlu olduğu için ne yapacağız? Erkek arıyı zaten bu şekilde şıklarda en kromozomlu olarak arayacağız. Bir de erkek arıda şöyle bir durum var. E, hatırlayalım bir isterseniz durumu. Sistemler vardı değil mi? cinsiyeti belirleyen sistemler XY sistemi, ve sistemi, haploid diploid sistemi bir de X0 sistemi vardı. Mesela arılarda görülen hangisiydi? Haploid diploid sistemdi. Diploid olanlar dişi oluyorlardı yani iken kromozomlu olanlar. Haploid olanlar ise erkek arılar oluyordu. Bunu da hatırlamış olalım. Şimdi bakalım. A büyük A büyük B büyük E olabilir mi? Olabilir değil mi? Var. Küçük A büyük B küçük E olabilir. Var geçelim diğerine. Küçük a, büyük b, büyük e. Eğer crossing over geçirirse olma ihtimali var arkadaşlar. Sonuçta mayoz bölünme ile bölünüyor. Büyük a, küçük b. Bakın küçük b demiş. Küçük b var mı burada? Yani genlerinde küçük b var mı? Yok. O zaman küçük b'nin ortaya çıkma ihtimali yoktur zaten. Cevabımız denizli olur. 22. soru. Genotipli bireyin oluşturacağı gamet çeşidi X ise Aşağıdakilerden hangisinin mayozu ile x artı bir çeşit gamet meydana gelebilir? Şimdi bakıyorum. Bunun oluşturabileceği gamet çeşidi nedir? Burada herhangi bir şey var mı? Heterozigotluk durumu yok. O zaman 2 üzeri 0'dan kaç çeşit gamet oluşturur? Bir çeşit. Zaten tek oluşturacağı gamet de A, Yani hepsi büyük harf. E burada da ne oluşuyormuş? 2x artı 1. Şimdi bizim burada x'imiz nedir? 1'dir. 1 artı 1'den ne olur arkadaşlar? En fazla 2 çeşit gamet oluşturması lazım. Peki 2 çeşit gamet oluşturabilmesi için kaç tane heterozigot gen olması lazım? 1 tane değil mi? 2 üzeri 1'den 2 yapar. Dolayısıyla ben 1 tane heterozigot olanı bulacağım. A ve B'de heterozigotluk yok. E'de de yok. C ve D'ye bakıyorum. D'de 2 tane var. 2 üzeri 2'den 4 tane gamet oluşur. C'de 1 tane var. 2 üzeri 1'den 2 tane oluşur. O zaman cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. Ee, bu şekilde çözüyoruz. 23. soru. Burada da eşleştirme var. Aynı karaktere ait birbirinden farklı fenotipteki iki bireyin çaprazlanması sonucu oluşan yavrunun fenotipinin Ebeveynlerin fenotipinin arasında bir görünüme sahip olması. Arkadaşlar arasında bir görünüme sahip oluyorsa ikisi mesela kırmızı ile beyaz çaprazlanıyor pembe oluşuyor değil mi ikisinin arası. Bu neydi? Eksik baskınlıktı. O zaman X için eksik baskınlığı bulacağız. Şöyle E ve D gitti. Bir karakterin kalıtımından sorumlu iki allelin bir arada bulunduğu zaman her birinin etkisini fenotipte göstermesi. Yani ikisi de birlikte gösteriyorlar. O zaman buna da eş baskınlık diyorduk, değil mi? O zaman C şıkkı da gitti. Bir karakterin kalıtımından sorumlu 2'den fazla sayıda alel olması bu da neydi zaten? Çok allellik. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. 24. sorumuz diyor ki: Farelerde kürk rengi çok allerlik ile kalıtılan bir karakterdir. Allerlerin baskınlık ilişkisi ise şu şekildedir. Buna göre bu farelerde gözlenebilecek fenotip sayısı, genotip sayısı hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar fenotip sayısı zaten 4 çeşit fenotip olabilir. Ya siyah olur, ya beyaz olur, ya gri olur ya da albino olur. Dolayısıyla fenotip sayısı her zaman 4'tür. O zaman zaten cevabımızı bulduk A şıkkı. Ama genotip sayısını nasıl buluyoruz? Genotip sayısı için bir formülümüz vardı. Neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2 idi değil mi? Buradaki n'imiz kaç tane e, allel olduydu? 4 allel var. 4 çarpı 5 bölü 2. Sadeleşir. 2 kere 5 10 yapar. Dolayısıyla genotipimiz de 10 olur. Cevabımız A şıkkı olur. 25. soru. Sığırlarda kızıl kıl rengi. Beyaz kıl rengine eş baskındır. Heterozigot durumda sığırlarda demir kırı renk görülür. Demir kırı. Diyor ki demir kırı iki bireyin çaprazlamasından oluşabilecek renkler hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi kızıl rengi A dersek büyük A, beyazı da küçük A dersek heterozigot olan demir kırı ne olacak? Büyük A küçük A olacak, değil mi? Bunlar demir kırı. Ben bunu çaprazladığım zaman, kendileştirdiğim zaman ne olacak? Büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, A, küçük A. ve küçük A küçük A olur. Büyük A olanlar kızıl olur. Büyük A küçük A olanlar demir kırı olur. Küçük A küçük A olanlar da beyaz olur. O zaman hepsi görülür arkadaşlar çaprazlama yaptığımızda. Cevabımız denizli şıkkı olur. 26. soru. Aslan ağzı bitkisinde kırmızı çiçek geni ile beyaz çiçek geni arasında eksik baskınlık vardır. Kırmızı ve beyaz çiçeklerin çaprazlanması ile pembe çiçekler oluşur. Bu özellik bakımından pembe iki bitki çaprazlandığında yeni oluşan döllerin bu özellik bakımından heterozigot olma Pardon, homozigot olma olasılığı kaçtır? Bu özellik bakımından homozigot olma durumu. Şimdi şu tür şeyler bakın şu BK, BB ve üstüne yazdığı zaman bunlar genelde insan kafasını karıştırıyor. O yüzden siz kendiniz harf verin. Kırmızı çiçeğe büyük B diyelim. Beyaz çiçeğe de küçük B diyelim arkadaşlar. O zaman pembe çiçeklerde ne olacak? Heterozigot. Büyük B, küçük B çaprazladım. Büyük B, küçük B. Ne olur arkadaşlar? Büyük B, büyük B büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, küçük B, küçük B olur. Bize ne diyor? Homozigot olma olasılığı. Homozigotlar hangileridir bakın? Bir bu, bir de budur değil mi? O zaman 2 bölü 4 yani o da eşittir. 1 bölü 2'dir. Cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olacak. Bize homozigot baskın ya da işte... Homozigot büyük harf, homozigot kırmızı, homozigot beyaz gibi bir şey sormuyor. O yüzden bütün homozigotları aldım. Cevabımızı 1 bölü 2 bulduk. Geçelim diğer sorumuza. İnsanlarda M ve N kan grubunda M alleli N'ye AB0 kan gruplarında ise A alleli B'ye eş baskındır. Genotipli bir dişiyle genotipli bir erkeğin evliliğinden A ve N kan gruplu fenotipli birey e, meydana gelme olasılığı nedir? Bu tür sorularda ne yapıyoruz? İşte AB'yi kendi arasında MN ile MM'yi de kendi arasında çaprazlayacağız. Bakın AB ve BB B. çaprazladığımız zaman ne olur? Zaten yine AB ve BB bireyler oluşur. Sonra geliyorum. MN'leri kendi arasında çaprazlayacağız arkadaşlar. MN çarpı MM. Çaprazladığımız zaman ne olacak? MM -M oluşacak ve MN oluşacak. Bize neyi soruyor? A ve N. Şimdi A kan gruplu olma olasılığı var mı? Yok. Ya AB kan gruplu olur ya da BB kan gruplu olur. Dolayısıyla 0 çarpı. Zaten sonucumuz 0 çıkacak ama diğerini de göstereyim. N kan gruplu olma ihtimali var mı? Yok. Ya MM yani M kan gruplu olur ya da MN kan gruplu olur. Bu da sıfırdır. Cevabımız ne olur? A şıkkı sıfır olur. Soy ağacına geldik. Diyor ki yandaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösterilmektedir. Buna göre içi taralı bireyin annesi ile aynı genotipte olma ihtimali nedir? Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki yerleştirme yapacağız ilk önce. Önce sıfırları yerleştirelim. Ben biraz daha yakınlaştırmak istiyorum. Şimdi bakın 0 0 A B. Şimdi burada bir kere AB'nin yanına AB'nin yan yana gelmesi için arkadaşlar ya annede A vardır ya da babada B vardır ya da tam tersi. Anne B kan grupludur, baba A kan grupludur. Sıfırların yan yana gelmesi için de nedir? A0 sıfır, B0'dır değil mi? Zaten sıfırlar kesin var. Bunu biliyoruz. Peki şuraya geliyorum. Bakın bu kısımda da yine sıfırlar yan yana gelmiş. E baktığın zaman arkadaşlar sıfırların yan yana gelmesi için bunun yanında sıfır olması lazım. Burada da sıfır olması lazım. Tamam, sıkıntı yok. Peki AB'lerin yan yana gelmesi için birini kimden aldı B'yi? Babadan aldı. O zaman anneden ne alacak? A'yı alacak. Yani diyor ki bu çocuğun diyor annesinden ya annesi gibi A0 olma ihtimali nedir? Nedir? Bakın annesi ya B0 olur ya da A0 olur. Yani %50 ihtimaldir. Yani 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Çözümlediğiniz zaman tabloyu zaten direkt olarak cevabı buluyorsunuz. Bursa şıkkı olur cevabımız. Gelelim 29. soruyu. Soruyor evet soruya şekildeki dört farklı kan serumundan alınan örneklerdeki antikor çeşidi sayısı 1, 4, 2, 3 olduğuna göre deney tüplerindeki antijenler hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar bize neyi vermiş? Antikor çeşidi. Şimdi antikor neydi? Antijene karşı üretilen savunma proteini değil mi? Antijene karşı üretilen savunma proteini. Bir numarada en fazla antikor varsa o zaman bir numara sıfır kan grupludur. Neden sıfır kan grupludur? Hatta sıfır negatif kan grupludur. Çünkü bu bir numara hem anti A'yı üretecek hem anti B'yi üretecek hem de arkadaşlar anti RH'ı üretecek. Dolayısıyla bunda daha fazla antikor olduğu için ne oldu? Sıfır kan gruplu oldu. Sıfır negatif. Şimdi sıfır negatif olmayanları siliyorum. Geliyorum şuraya. Sonrasında neymiş? 4 numarada varmış. O zaman bunda 3 varsa diyelim ki 4 numarada da 2 tane antikor olsun. Şıklardan gidersem arkadaşlar A negatif olursa A negatif olduğu zaman bunun antikorları ne olur? B antikor ve aş antikoru olur değil mi? 2 tane olur. Tamam sıkıntı yok. Ama B olursa ne olur? B olursa sadece anti A'sı olur. Yani bir tane olur. Ama yine diğerlerine de bakacağız. Sonrasında iki numara. O zaman iki numarada bir tane. Çünkü büyüklük sırasına göre gidiyoruz ya. Diyelim ki iki numarada bir tane antijen oluştur, antikor oluşturacak. Bakıyorum. Şimdi B'ye baktığım zaman B pozitife ne oluşturur sadece anti A'yı oluşturur değil mi? Bakın bir tane buldum. 3 numaraya baktığım zaman da bir tane buluyorum ama zaten A şıkkını elemiştik çünkü burada bir tane çıkıyor iki tane çıkması gerekiyordu cevabımız E şıkkı olacak. 3 e, numaranın hiç antikor oluşmamış sıfır zaten AB pozitif olması lazım bütün antijenleri içermesi lazım ki antikor oluşturmasın dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olur. Gelelim 30. sorumuza. Diyor ki soy ağacında kan grupları gösterilen numaralandırılmış bireylerin hangisi kesinlikle B kan grupludur? Bakalım. Kesinlik soruyor bize. Şimdi şuradaki alttan gidelim isterseniz. 0 kan grubundan. Çünkü 0 kan grubu burada var. 0 0 yaptığım zaman hatta biraz daha yakınlaştırayım şöyle. Daha ince kalemle gidelim. Evet. 0 0 yazdım arkadaşlar. Sıfırların yan yana gelmesi için de olması lazım? Bakın A0. Buraya da 0 gelmesi lazım. E burada oluşan bireyler AB kan gruplu olmuş. A'yı babadan aldıklarına göre B'yi anneden alacaklar. O zaman 2 numara kesinlikle nedir zaten? B kan gruplu. Diye diğerlerine de bakalım. Şimdi bu da 00. Zaten bunları da A0 B0 olarak buldum. 3 numaraya geldiğim zaman 3 numarada ya ne olur biliyor musunuz? Ya 00 olur ya AB olur ya A0 olur ya da B0 olur. Ben burada kesin bir şey söyleyemem. O yüzden 3 numaram gitti. 1 numaraya geldiğim zaman arkadaşlar. Şimdi B0 oluşmuş değil mi? Buradaki sıfırın gelmesi için 1 numarada ne olması lazım? Sıfır olması lazım. E, B'yi diyelim ki bunlar babaların annelerinden almış olabilirler değil mi arkadaşlar? E, babalarından da A da alabilirler mesela yani başka bir çocuk A da alabilir babasından ya da babası B sıfırda olabilir babası sıfır sıfırda olabilir buna da kesin bir şey söyleyemiyorum o zaman hangisinde kesinlikle B kan grupludur yalnız 2 yani 2 numarayı ben kesinlikle B kan gruplu olduğunu bulmuş oldum diğer sorumuza geçelim şimdi burada ne diyor Diyor ki yukarıda verilen bireylerin hangilerinin evlenmesi sonucu kan uyuşmazlığı görülebilir. Şimdi bizim ilk önce bu bireylerin kan gruplarını bilmemiz lazım. Onları yazmamız lazım. Daha sonra kan uyuşmazlığına bakmamız lazım. Peki kan uyuşmazlığı nedir? Arkadaşlar kan uyuşmazlığı şu. Annenin negatif, babanın pozitif olması, RH pozitif olması durumunda ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Peki nasıl ortaya çıkıyor? Neden ortaya çıkıyor? Şimdi annemiz negatif olduğu için RH antijenini taşımıyor. Bu sefer babadan pozitifken çocuğa geçtiği zaman çocuk pozitif oluyor ve çocuktan anneye hani plasenta yoluyla kan karışması gözleniyor ya, antijenler de annenin kanına gidiyor. Annenin kanı bu antijenleri tanımıyor ve bunları yabancı olarak görüyor. Bu sefer başlıyor çocuğa karşı antikor üretmeye. Üretiyor, üretiyor anti D'yi üretiyor arkadaşlar. Yani Rh antijeninin antikorunu üretiyor. Bu sefer antikoru üretene kadar zaten birinci çocuk, birinci pozitif çocuk doğuyor. Daha sonra ikinci pozitif çocuk diyelim ki tekrardan hamile kaldı ve ikinci bir pozitif çocuk ortaya çıktı. Ne oluyor bu sefer? Yine kanlar birbirine karıştığı zaman diyor ki ya diyor ben seni daha önceden tanıyorum hafızamı almıştım. Hemen ürettiği antikorları devreye sokuyor bağışıklık sistemi ve çocuğun ölümüne sebep olabiliyor. Biz buna kan uyuşmazlığı diyoruz. Annenin negatif babanın pozitif olması çocuğun da pozitif olması lazım. Bu durumda arkadaşlar ee, zaten hani Evli evlenmeden önce sağlık raporu falan hani veriyorsunuz topluyorsunuz ya orada zaten konuşmaz ihtimali varsa anne hamile kalmadan önce gidiyor bir iğne vuruluyor işte antijen veriliyor anneye ve antijene karşı bir e, alışkanlık oluşturuyor bu şekilde çocuğunu da öldürmemiş oluyor e, peki burada ne yapacağız ilk önce biz burada kan gruplarını bulacağız. Kan gruplarında bu tür sorular geldiği zaman hangisinde çökelme olmuşsa yani hangisi pozitifse o kan grubuna sahiptir. Şimdi anti A'da çökelme olmuş. O zaman arkadaşlar bu kan grubuna sahip A RH negatif diyoruz. A negatif çünkü D'de çökelme olmamış. Kerem'e baktığım zaman Kerem AB negatif. Berk'e baktığım zaman Berk sıfır pozitif değil mi? Sıfır pozitif. Nur'a baktığım zaman Nur AB negatif. AB negatif. Merve'ye baktığım zaman B pozitif. Yasemine baktığım zaman B negatif. Şimdi bizim e, babanın pozitif, annenin negatif olduğu durumlara bakmamız lazım. Yasemin ve Kerem'e bakıyorum. Kerem AB negatif. Kerem zaten negatif olduğu için Kerem'in olduğu şıklar varsa siliyorum. Kerem gitti. Bir kere negatif olan erkekleri silelim isterseniz. Bakın Tarık da gitti. Daha sonra başka var mı negatif olan? Negatif olan kızları da pardon pozitif olan kızları da silelim. Mesela Merve pozitif kız onu da sildik. Şimdi bizim iki ihtimalimiz var. Ya Berk ile Nur evlenecek ya da Berk ile Yasemin evlenecek. Bakıyorum Nur'la Berk'i evlendirmişler arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Mantık bu. Anne negatif olacak. Baba pozitif olacak. Geçelim 32. sorumuza. Diyor ki Aşağı yukarıdaki soy ağacında kan grubu fenotipleri verilen bireylerin hangileri heterozigot genotipe sahiptir? Heterozigot derken A, B, A0, B0 bunlar heterozigottur. Bakalım sıfırlardan gideceğiz yine. Şurada bakın 0 var 0 sıfır, sıfır yazdım. sıfır sıfırların yan yana gelmesi için A0 B0 olması lazım. Peki 4 numaraya baktığım zaman 4 numara babasından ne almış? A'yı almış. Annesinden mecburen ne alacak? 0 alacak. Dolayısıyla 4 numara heterozigot. 4 numarayı alıyorum. 3 ben baktığım zaman 3 numara da heterozigot. Bunu da aldım ama 5 numara 0 olduğu için homozigot. 5 numarayı almıyorum. Sonra geliyorum 2 numaraya. 2 numara zaten 0 2 numarayı almıyorum arkadaşlar. Homozigot. 2'den 2'ye gelen 0 biri B'den gelmiş biri A'dan gelmiş. Dolayısıyla 1 numara da heterozigot. O zaman heterozigot olanlar hangileridir? 1, 3 ve 4'tür arkadaşlar. Şıklarda arayacağım. 1, 3, 4 cevabımız Bursa şıkkı olacak. Diğer sorumuz 33. Aşağıdaki soy ağacında taralı bireyler AB kan grubu bakımından çekinik fenotiplidir. Çekinik fenotipli olduğuna göre demek ki bunlar neymiş? 0, 0'mış arkadaşlar. 0 kan grupluymuş. Buna göre X ile gösterilen bireyin A0 genotipinde olma ihtimali hangisidir diye sormuş bize. Şimdi Sıfırların yan yana gelmesi için arkadaşlar bir sıfır buradan gelecek bir sıfır buradan gelecek. Şimdi bu bireyin A kan gruplu olması demek. Demek ki annesinden ya da babasından A kan grubunu almış A ellerinin yanına mecburen ne gelir? Sıfır gelir. O zaman burası A sıfır ki zaten çocuğunda da sıfır var. Sonra geliyorum şuraya bakın. Şuradaki sıfırların biri babadan gelmiş. Diğeri kimden gelecek? Anneden gelecek. Sıfır oldu. Şimdi şuraya bakıyorum arkadaşlar. Burada da bireyimiz bu arada bu birey A'yı babasından alamayacağına göre B'yi kimden aldı? Annesinden aldı. Sonra geliyorum buraya. Burada da sıfırlar yine buralarda var. Peki bize neyi soruyor? A sıfır genotipin doğma ihtimalini soruyor. Şimdi B'yi şu birey annesinden de almış olabilir. Babasından da almış olabilir. Yani babası x B0 olabilir. Ya da annesi b sıfırdır. Babası A sıfırdır değil mi? Ya da babası sıfır sıfırdır. Ama bize A sıfır genotipinde olma ihtimali soruyor. Sıfır e, sıfır da olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla 3 tane ihtimalimiz var. Cevabımız ne olacak? İçlerinden sadece A0 A sıfır alacağımız için cevabımız 1 bölü 3 oluşuyor. Geçelim diğer sorumuza. 34. soru. Yukarıda verilen çaprazlamaların hangilerinde oluşacak erkek çocukların 1 bölü 2'si renk körü olur? Şimdi erkek çocuğunun renk körü olması demek... Anne de bu genin bulunması demektir arkadaşlar. Ve 1 bölü 2 oranlı olması için annenin heterozigot olması lazım. Çünkü anne erkek çocuğuna ya x üzeri büyük re'yi verecek ya da x üzeri küçük re'yi verecek. O zaman sonucumuz 1 bölü 2 olur. O zaman ben şıklarda heterozigot anneyi alacağım. Bakıyorum 1 numarada annemiz heterozigot alıyorum. 2 numarada ve 3 numarada homozigot almıyorum. 4 numarada heterozigot alıyorum. Cevabımız ne olacak? 1 ve 4 olacak. 35. soru. Renk körü bir anne ile normal görüşlü bir babanın çocukları ile ilgili hangisi söylenebilir? Şimdi bakalım. Renk körü bir annemiz var. X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. Babamız sağlanmış. Normal görüşlü. Çaprazlama yaptığımız zaman bakın x üzeri büyük r x üzeri küçük r kız çocuğu olur. Erkek çocuklarının da tamamı ne olur? x üzeri küçük r'ye. Yani erkek çocuklarının tamamı renk körü olur. Kız çocuklarının tamamı da taşıyıcı olur. Diyor ki tüm çocuklar sağlamdır. Hayır. Erkek çocukları neydi? Eee renk körüydü değil. Kız çocuklarının yarısı taşıyıcıdır. Hayır. Kız çocuklarının tamamı taşıyıcı. Bu da yanlış. Erkek çocuklarının tamamı taşıyıcıdır. Yanlıştır. Erkeklerde taşıyıcılık yok. Kız çocuklarının tamamı renk demiş. Hayır taşıyıcıdır dedik. Yanlış. Erkek çocuklarının tamamı renk körüdür. Evet bu doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. 36 Soy ağacında X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir genin neden olduğu hastalığa sahip bireyler taralı olarak gösterilmiştir diyor. Şimdi X kromozomu üzerinde çekinik. Diyor ki numaralandırılmış bireylerden hangisi bu geni taşımaz. Bakalım. Şimdi x'e bağlı çeknikse arkadaşlar. x üzeri küçük r y yazdım. x üzeri küçük r y x üzeri küçük r x üzeri küçük r. Şimdi bakıyorum. Burada iki tane x üzeri küçük r'nin yan yana gelmesi için birini kimden alması lazım zaten? Annesinden alması lazım değil mi? Yani yani şuradaki 3 numaradan alması lazım. O zaman x üzeri küçük r'yi yazdım buraya. Zaten sağlam olması için de büyük r'yi taşıması lazım. 3 numarada var. 3 numara gitti. 2 numara geliyorum. 2 numara kız çocuğu. Kız çocuğu zaten ikisin birini kimden alıyor? Babasından. Dolayısıyla 2 numarada da vardır arkadaşlar. E erkek çocuğuna bakın şuradaki erkeğe. X üzeri küçük R kimden gelecek? Annesinden gelecek. O zaman 1 numarada da küçük R var. Bunların hepsinde var. 4 numaraya geliyorum. 4 numara babasından kesinlikle ne alacak zaten? X üzeri küçük R'yi alacak. 4 numarada da var. Ama 5 numaraya baktığınız zaman 5 numara nedir? Erkek çocuk. Zaten erkekler ya sağlam olur ya taşıyıcı olur. Erkek nedir burada? X üzeri büyük R Y'dir. Eğer X üzeri küçük R olsaydı taralı olurdu. Dolayısıyla bu geni taşımayan kimdir? 5 numaradır. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. 37. sorumuz Aşağıda X ve Y kromozomları üzerindeki bazı bölgeler ABC şeklinde gösterilmiştir. Arkadaşlar A bölgesi X ve Y'nin homolog bölgesidir. Aynı özellikler taşınıyor burada. B X'in homolog olmayan bölgesi C de Y'nin homolog olmayan bölgesi. Şimdi A bölgesindeki genler birbirinin homologudur demiş. Evet zaten söyledik bu doğru. B bölgesinde renk körlüğü evet X'e bağlı taşınır ve hemofili genleri bulunabilir. Evet arkadaşlar X'e bağlı taşınır doğru. C bölgesindeki genler babadan sadece erkek çocuklarına aktarılır. C bölgesi Y'de olduğu için babadan sadece erkek çocuklara geçiyor. Doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkı. Hepsi doğru olur. 38. sorumuz. Hemofili hastalarında kanın pıhtılaşması için gerekli proteinler eksik olduğu için hastalar kan kaybından ölebilir. Buna göre yukarıda verilen soy ağacındaki numaralı bireylerden hangisinde bu hastalık görülebilir? Bakalım. Şimdi bir kere. Ee, erkek çocuklar için zaten taralı falan söylemediği için tamam. Erkek çocuklara falan ayrım yapamıyoruz. Bakalım arkadaşlar. Şimdi şurada erkek çocuğa baktığım zaman bu erkek çocuk 2 numaralı erkek çocuk annesinden ne alacak zaten? X üzeri büyük H alacak. Yani sağlam olur. Bunda görülmez. 1 numaraya bakıyorum. 1 numara babasından x üzeri küçük h'yi alır. Annesinden de x üzeri mecburen büyük h'yi alır. Bunda da görülmez. Geliyorum 3 numaraya. Şimdi 3 numaraya baktığım zaman 3 numara erkek değil mi? 3 numara arkadaşlar. Burada bakın. Ee, şimdi x üzeri büyük h küçük h gelmiş. Şuradan bakın x üzeri büyük h'yi annesinden küçük h'yi babasından alıyor olabilir. Veya x üzeri büyük h'yi babasından küçük h'yi annesinden alıyor olabilir. Yani 3 numaraya ben x üzeri büyük h de yazabilirim x üzeri küçük h y de yazabilirim ama diğerlerine bakmam lazım yine. Şuradaki bireye baktığım zaman zaten annesinden x üzeri küçük h'yi almış. Sıkıntı yok. 4 numaraya baktığım zaman 4 numara arkadaşlar. Şimdi annesinden x üzeri küçük h'yi alıp babası da eğer bu hastalığa sahipse x üzeri küçük h'yi alıp hasta olabilir. Ya da annesinden sağlamlık genini yine babasından sağlamlık genini alabilir. Dolayısıyla bakın 3 ve 4 numarada bu özelliğin ortaya çıkma ihtimali vardır arkadaşlar. İhtimal sorduğu için zaten bize cevabımız ne olur? 3 ve 4 olur. 39. sorumuz. Diyor ki yukarıdaki soy ağacında balık pululuk hastalığına sahip bireyler taralı olarak verilmiştir ve soy ağacı çizilirken bazı yanlışlıklar yapılmıştır. Buna göre hangi bireylerin fenotipi yanlış gösterilmiştir? Arkadaşlar balık pululuk Balık pulluluk yeğe bağlı bir hastalıktır. Yeğe bağlı bir hastalık olduğu için sadece erkek çocuklarında görülür ve babadan erkek çocuğuna geçer. Şimdi soy baktığım zaman bakın şuradaki baba balık pulluluğu hastalığı. Şuradaki çocuğu da balık pulluluğu hastalığı. Bu çocuğun da balık pulluluğu hastalığı olması lazım. Yani bunun taralı olması lazımdı. Bir numara yanlış. İki numara kız çocuk. Kız çocuğunda balık pulluluğu hastalığı görülemez arkadaşlar. Dolayısıyla... 2 numara da yanlış olmuş. 3'e e bakıyorum sağlam. Erkek çocuğu sağlam sıkıntı yok. 5 numara zaten kız olduğu için sıkıntı yok. O zaman hangilerinde bir yanlışlık var? 1 ve 2 de var. Cevabımız A şıkkı olacak. 40. sorumuz. Aşağıdaki soy ağacında belli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir diyor. Buna göre bu özellik hangisiyle aktarılamaz? Şimdi burada hepsine bakacağız teker teker. Otozomal kromozomlarda taşınan baskın gen. Şimdi otozomal baskın diyorsa arkadaşlar ne yapıyorduk? Sağlam olanlara yani taralı olmayanlara küçük a küçük a yazıyorum bakın. Hepsine yazıyorum küçük a küçük a. Şimdi yazdığım zaman ne oldu? Küçük a'ların yan yana gelmesi için birini anneden diğerini babadan alacak. Babanın büyük ay taşıması taralı olması için yeterli. Aynı durum 3 numarada da geçerli. Birini babadan aldı diğerini anneden alabilir. Daha sonra şuraya geliyorum bakın. Birini anneden aldı. Diğerini babadan alır. Baba büyük ay taşır. Şunlar da babalarından büyük ayı alıp taralı olabilirler. Dolayısıyla otuzuma baskın olabilir arkadaşlar. A şıkkı olur. Silelim hemen. Sonra geliyorum diğer şıkkımıza. Diyor ki y'de baskın diyor. Şimdi arkadaşlar y'de taşınan baskın diyor. Eee. Y'de taşınabilmesi için sadece erkek çocuklarında görülmesi lazım. Dolayısıyla bakın burada sadece erkek çocuklarında değil kız çocuklarında da görülmüş. B şıkkıyla aktarılamaz ama diğerlerini de ben sizin için çözeceğim yine. C şıkkına bakalım. Otozoma çekinik demiş. Arkadaşlar otozoma çekinik diyorsa bu sefer de taralı olan bireylere küçük a küçük a yazıyorduk. Yazalım. Aynı az önceki gibi. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini babadan aldı, diğerini anneden. Anne heterozigot olur, sıkıntı olmaz. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini anneden aldı, diğerini babadan alır. Heterozigot olur, sıkıntı olmaz. Dolayısıyla buraya kadar bir sıkıntı çıkmadığı için C şıkkı olur. Gelelim D şıkkına. Otozomlarda eş baskın gen. Yani diyor ki eş baskınsa eğer bu taralı olanları ben heterozigot olarak düşüneceğim. Şimdi heterozigot olarak düşünürsem. Büyük A, küçük A diyelim. Büyük A, küçük A. Büyük en küçük ha. Şimdi büyük en ve küçük en'ın yan yana gelmesi için bir diyelim ki büyük ay buradan aldı. Küçük ay küçük en burası olabilir. Değil mi? Sıkıntı olmaz. iki e, küçük en'lar bire de gelebilir. Sıkıntı olmaz. Büyük ay küçük en'ın şurada yan yana gelmesi için diyelim ki işte büyük ay buradan aldı, küçük ay buradan alabilir veya tam tersi olabilir arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. E, şuradaki bireyimizin sağlam olması için de küçük el küçük e olabilir. Herhangi bir sıkıntı çıktı çıkmadı. O zaman da tozomlarda eş baskın olabilir. X kromozomunda taşınan çekinik gen demiş. Hemen onu da anlatalım. X'e bağlı çekinik. X'e bağlı çekinikte de hemen erkeklere X üzeri küçük R'ye sağlam olanlara büyük R'ye X üzeri küçük R, X üzeri küçük R bu ikisi için de geçer. Tekrar yazmıyorum. X üzeri büyük R'ye x üzeri büyük r var ama yanındakini henüz bilmiyoruz. x üzeri küçük r y. Diğerleri de diğerlerini de bulalım. Şimdi iki tane küçük r'nin yan yana gelmesi için burada birini babadan aldı, diğerini anneden alabilir. Anne heterozigot olabilir. Daha sonra şu erkek çocuğuna küçük rekimden gelecek zaten buradaki anneden gelecek sıkıntı yok. E, buradaki 3 numara büyük reyi babasından alır annesinden küçük reyi alır sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı çıkmadığı için arkadaşlar E şıkkı da olur. Cevabımız ne olacak? B şıkkı zaten daha önce bulmuştuk. Geçelim diğer sorumuza. Soy ağacında X kromozomunda çekinik bir genle ortaya çıkan hastalığa sahip bireyler içi taralı gösterilmiştir. Şimdi X'e bağlı çekinik Hangisi yanlıştır? İlk önce bir soy ağacını bir yapalım. Daha sonra hangisini yanlış olduğunu buluruz. ikisi e bağlı çekin e bakın. Şu bireye X üzeri küçük R Y yazdım. Küçük R, küçük R. Sağlam erkekleri de yazalım. X üzeri küçük R Y. Şey pardon büyük R. X üzeri büyük R Y. X üzeri küçük R Y. Küçük R Y. X üzeri küçük R. X üzeri küçük R. Şimdi. Hemen diğerlerini tamamlayalım arkadaşlar. Diğerlerini tamamladığımız zaman bakın iki küçük R'nin yan yana gelmesi için birini babadan aldı. Diğerini anneden alacak bir numara heterozigot oldu. 4 numaraya geldiğim zaman 4 numara mecburen babasından ne alır? X üzeri küçük R'yi alır. Annesinden de büyük R'yi alır. Heterozigot olur. Burayı tamamladık. Diğer kısma gelelim. Şimdi iki küçük R'nin yan yana gelmesi için birini babadan aldı. Diğerini annesinden alır. Anne heterozigot olur. Şuraya baktığım zaman 9 numara 10 numaraya zaten mecburen küçük reyi verecek. Babasından da büyük reyi alarak sağlam olur. Şimdi ben bunları doldurdum. Diyor ki 3 ve 6 nolu bireylerin genotipinde bu gen bulunmaz. 3 ve 6'ya bakıyorum zaten erkek oldukları için evet bu gen bulunmuyor. Bu doğru. 1, 7, 9 nolu bireyler bu özellik bakımından heterozigottur. 1 heterozigot, 7 heterozigot bir de ne demiş 9. 9 numara heterozigot değil homozigottur. Bu yanlış. 11 no'lu bireye bu gen 8 no'lu bireyden taşınmış olabilir diyor. 11 no'lu birey şimdi küçük kimden aldı? Annesinden aldı. Annesi kimden almış? Babasından almış olabilir. Dolayısıyla taşınmış olabilir. Doğru. Denizli şıkkında diyor ki 10 ve 11 no'lu bireyler çift yumurta ikizi ve genotipleri farklıdır. Evet, 10 ve 11'e baktığım zaman çift yumurta ikizi. Zaten çift yumurta ikizini nereden anlayabiliyorum? Biri kız bir erkek olmuş. Bir de arkadaşlar tek yumurta ikizi olduğu zaman şu arada bir çizgi yaparlar ama bunda çizgi olmadığı için çift yumurta ikizi olduğunu anlayabiliyorum. Dolayısıyla D şıkkı da doğru. 5 nolu bireyin doğacak erkek çocuklarının hepsi hasta olacaktır. 5 nolu birey zaten hasta olduğu için erkek çocuklarına da X kromozomu anneden geleceği için mecburen bütün erkek çocukları hasta olur. Doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. 42. sorumuz diyor ki yukarıda verilenlerin hangileri otozomal kromozomlarda ayrılmama sonucu oluşan bir durum değildir. Triple X demiş yani triple X demek X X X kromozomuna sahip demektir. Bunlar neydi arkadaşlar? 44 artı X X bunlar da otozomal değil gonozomaldi. Dolayısıyla bize olmayanları soruyor. Bu gonozomal. Şimdi bunun yanına yazdık. Down sendromu neydi? Down sendromu 45 artı x ya da 45 artı x idi. Dolayısıyla burada otozomal bir durum vardır. O yazdım yanına. Turner sendromu x sıfırdı değil mi? Dolayısıyla burada gonozomlarda gerçekleşen bir ayrılmama sonucu. Klinefelter neydi? X, x, y idi. Bu da gonozomlarda ayrılmama sonucu. Bize otozomal değildir diyor. O zaman gonozomal olanları alacağız. Cevabımız 1, 3, 4 olur arkadaşlar. Yani Ceyhan şıkkı olacak. 43. sorumuz. Diyor ki şekillerde mutasyona uğramış üç farklı DNA parçası gösterilmektedir. Buna göre verilenlerden hangileri tamir olmayan bir nokta mutasyonudur? Nokta mutasyon demek arkadaşlar ee, karşılıklı olan iki genin de ortadan kaybolması demektir. Şimdi bakın şurada A'nın karşısına timini yazıp hani yeni bir tamir olayı yapılabilir. Şurada sitozinin karşısına guanin yazıp işte guanin nükleotidini ekleyip tamir olabilen bir e, hasar oluşabilir. Ama 3 numaraya baktığım zaman ikisi de karşılıklı olarak gitmişler. Karşılıklı olarak gittikleri için hangi nükleotitlerin olduğunu bilemiyoruz. Dolayısıyla bu tamir olmayan bir nokta mutasyondur. Cevabımız C şıkkı olacak. 44. soru. 2 n yani eşittir. 44 artı X X Y kromozomuna sahip bireylerle ilgili hangisi yanlıştır? Bu neydi biliyor musunuz? Klinefelter, değil mi? Klinefelter erkek. Şimdi diyor ki kısır bir bireydir. Evet. Diyor ki dişi bir bireydir. Bakın Y kromozomu var. Y kromozomu olan dişi olamaz. Bu yanlıştır. Kas yapısı zayıftır. Doğru. Zeka geriliği görülebilir. Doğru. Gonozomlar da ayrılmama ile oluşmuştur. Evet X'ler ayrılmadığı için oluştu. Doğrudur. Bir de size ben dün anlatırken şey anlatmayı unuttum arkadaşlar. X, Y, Y de ortaya çıkabilir. Yani böyle bir ayrılma da, ayrılmama da ortaya çıkabilir. E, peki bu nasıl ortaya çıkacak? E, Mayoz 2'de Kardeş kromatitlerde bir ayrılma olursa eğer XYY durumu ortaya çıkar. Biz buna da süper erkek diyoruz. Ama dediğim gibi süper erkek dediğimize süper dişi dediğimize bakmayın. Özellikler bakımından normal insanlardan daha e, geridirler arkadaşlar. Mesela bunlar kısır olabilirler, spermleri oluşmayabilir, testisleri gelişmeyebilir. Dolayısıyla süper dediğimize bakmayın. Gelelim 45. sorunuza. Gonozomları aşağıda verilen şekildeki gibi olan sperm ve yumurtaların otozom kromozomları normal sayıdadır. Şimdi otozomları normalmiş. Diyor ki bu gametlerin döllenmesi sonucu oluşan bireylerin durumları hangisindeki gibi olamaz. Yani benim size o önceki videolarda anlattığım gibi bir eşleştirme yapacağız. 1 ve 3 döllenirse 1 ve 3 döllenirse ne olur bakın. XXX olur yani triple X 47 kromozom bu doğrudur. 1 ve 4 döllenirse XXY Klinefelter 47 kromozom doğru. 2 ve 3 döllenirse X0 Turner sendromu olur değil mi? Doğru 45 kromozom. 2 ve 4 döllenirse Y0 olur. Bu birey ölür 45 kromozomlu doğru. 1 ve 4'ün döllenmesiyle 1 ve 4 döllenirse XXY olur arkadaşlar. Yine Klinefelter birey olur. Dolayısıyla burada Down sendromu yazmış. Bu yanlıştır. Down sendromu otozomlarda bir ayrılmama sonucunda hatta 21. kromozomda bir ayrılmama sonucunda ortaya çıkıyor. Gelelim 46. sorumuza. Son 4 sorumuz. Renk körlüğü geni X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir özelliktir. Renk körü bir erkek ile sağlıklı bir kadının evliliğinden doğacak çocuklar için diyor. Verilenlerden hangileri doğrudur? Şimdi renk körü bir erkek ve sağlıklı bir kadın. Hemen çaprazlamamızı yapalım. Renk körü erkekse x üzeri küçük r y. Kadın neymiş? Sağlıklı bir kadınmış. Ama kadının homozigot ya da heterozigot olduğunu söylememiş. Biz kadını heterozigot olarak düşünelim. Diyor ki hangileri doğrudur? Arkadaşlar çaprazlama yaptığımız zaman çocuklar ne olur bakın. Çocuklar şöyle olur. X üzeri büyük R, X üzeri küçük R. X üzeri büyük R, Y. X üzeri küçük R, X üzeri küçük R, X üzeri küçük R, Y. Bakalım. Diyor ki renk körü baba ile ilgili geni kız çocuklarına aktarır. Renk körü baba evet ilgili geni kız çocuklarına aktarır mı? Aktarır arkadaşlar. Bu doğrudur. Zaten X kromozomunun bir babadan gidiyor. Baba hasta olduğu için mecburen kız çocuklarına da gidecek. Erkek çocuklarının hiçbirinde bu gene rastlanmaz. Şimdi anne heterozigotsa rastlanabilir. O yüzden bu yanlıştır. Kız çocuklarının tamamı bu özelliği gösterir demiş. Arkadaşlar kız çocuklarına baktığım zaman yarısı heterozigot, yarısı hasta değil mi? Dolayısıyla tamamı bu hastalığı gösterir dediği için yanlıştır. Doğru olanı sorduğu için cevabımız A yalnız bir olur. 47. sorumuz. Diyor ki insanda kromozomlarda ayrılmama sonucu oluşan gametler ve bunların normal gametlerle döllendiklerinde oluşturulabilecekleri genotipleri verilmiştir. Hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Şimdi bakalım 1 ve 2. zigot 45 kromozomludur. 1 ve 2'ye bakıyorum evet 43 x'ye 43 x'ye evet doğru. 4. birey 47 kromozomlu erkektir. Evet 4. bireye baktığım zaman 45 x'ye 47 kromozomlu erkek doğrudan sendromlu. 2. zigot diyor 45 kromozomludur ve ölür. 2. birey evet arkadaşlar ölür. Otozomlarda bir eksiklik sonucunda ölüyor. Hatta 1. birey de ölüyor doğru. 3 ve dördüncü bireylerin zihinsel gelişimleri geri kalmıştır diyor. 3 ve 4'e bakıyorum bunlar Down sendromlu. Down sendromlu oldukları için zihinsel gelişimleri doğrudur, geridir doğru. 3. birey Down sendromlu erkektir demiş. Down sendromlu olduğu doğru ama erkek olduğu doğru değil dişidir. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. 48. sorumuz şekildeki soy ağacında balık pululuk hastalığının kalıtımı gösterilmektedir. Taralı bireyler ile ilgili Taralı bireyler bu özelliği fenotipinde göstermektedir diyor. Buna göre numaralı bireylerden hangisinde mutasyon görülmüştür? Şimdi bakın bir numara ne yapmış bakın bir numara erkek çocuklarına bu hastalığı aktarmış. Şimdi bu erkek çocuklarının da erkek çocukları ne olacak? Hasta olmak zorunda. Ama 4 numaraya baktığınız zaman 4 numara hasta olmamış. Demek ki 4 numarada bir mutasyon görülmüş ve bu hastalık ortadan kalkmış. Dolayısıyla mutasyon geçiren 4 numara olur. Diyeceksiniz ki hocam 3 numara olmaz mı? 3 numara eğer mutasyon geçirmiş olsaydı 3 numarada bu hastalık görülmeyecekti. Dolayısıyla 4 numarada görülmediği için 4 numara e, mutasyon geçirmiştir. Son sorumuz artık. Yukarıda verilen durumlardan hangileri bir mutasyon sonucunda oluşmuş olabilir? Bakalım. Şimdi RH pozitif, RH pozitif, A RH pozitif, B RH pozitif, 0 RH negatif. Şimdi 0 RH negatifin oluşabilmesi için hemen yazalım 0 RH negatifi. 0 0 küçük r, küçük r, değil mi? E şunlara baktığım zaman a 0 büyük r küçük r olabilir. A -R pozitif çünkü. Buna baktığım zaman b 0 büyük r küçük r olabilir. Dolayısıyla burada mutasyon olmaz. Kıvırcık saç kıvırcık saç düz saçlı olmuş. E bunlar heterozigot olduğu zaman düz saçlı bireyimiz ortaya çıkabilir değil mi? Şöyle küçük ağlar yan yana gelebilir. Şimdi renk körü ve renk köründen normal gözlü çocuk arkadaşlar olamaz. O zaman demek ki burada bir mutasyon görülmüş olabilir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Ceyhan şıkkı olacak. Böylece sorularımızı bitirmiş olduk. Bir soruda daha ekleseydim 50 soru olurmuş ama artık ben de eklemekten bıktım herhalde. 49'da bırakmışım. Arkadaşlar Dediğim gibi kalıtımla ilgili sıkıntınız varsa bol bol soru çözmeniz lazım. Dikkat ederseniz ben böyle hızlı hızlı hemen çözüyorum. Sizin de bu şeye gelebilmeniz için böyle bu hıza gelebilmeniz için kalıtımla ilgili bol soru çözmeniz lazım. Özellikle soy ağaçları olsun. Ee, bu soy ağaçları gerçekten çok çıkabiliyor. Dur bakayım isterseniz soruyu 50 yapalım. Bir dakika. Hemen ne yaptım? Size 2022'de çıkan soruyu çözüyorum arkadaşlar. 50. sorumuz da bu olsun. Diyor ki aşağıda Aşağıdaki soy ağacında insanda bir özelliğin kalıtımı gösterilmiştir. Şimdi buna göre diyor. Şöyle yapalım. Bu özelliğin kalıtımı diyor kalıtım şekillerinden hangilerine uygunluk gösterir? İlk önce dök mitokondriyal bir gen ile. Şimdi mitokondriyal geni anlatmıştım değil mi? Sadece anneden çocuklarına geçen bir e, gen de arkadaşlar özellikle. Şimdi bakıyorum. Bakın şuraya baktığınız zaman bu annemiz taralı. Bütün çocukları taralı mı? Evet taralı. Şu anne taralı, bütün çocukları taralı mı? Evet. Bu annemiz de taralı, hepsi taralı mı çocukların? Evet. Diğerlerine baktığım zaman bakın anne taralı değil, çocuklar taralı değil. Anne taralı değil, çocuklar taralı değil. O zaman mitokondrial bir gen olabilir. Bunu alıyoruz. X kromozomunda çekinik bir allel ile demiş. Hemen çıkalım, çözelim. X kromozomunda çekinik bir allel. Şöyle sileyim arkadaşlar. Şimdi X kromozomu da çekinik bir allel dediği için hemen kız çocuğuna ben X üzeri küçük r, X üzeri küçük r yazdım. Burada X üzeri küçük rlerin yan yana gelmesi için birini anneden, birini babadan alması lazım. Bu babanın da taralı olması lazım. Dolayısıyla X'e e bağlı çekinik olmadığı, o yüzden ne yapıyoruz? 2 numarayı eliyoruz. Otozomal kromozomlarda baskın bir allel demiş. Bakalım, hemen otozomal kromozomları da deneyelim. Şimdi baskın dediği için ne yapıyorum ben? Sağlam olanlara küçük a'ları yazıyorum değil mi? Sağlam olanlara küçük a'ları yazıyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi küçük a'ların yan yana gelmesi için birini kimden aldı? Anneden. Diğerini babadan alabilir. Baba heterozigot olabilir. Şimdi küçük a zaten yan yana gelmiş burada. E tüm çocuklarına küçük a'yı verecek mecburen. Babadan da bu çocuklar büyük a'yı alıp taralı olabilirler. Sıkıntı çıkmadı. Aynı durum arkadaşlar birinci grafik için de yani birinci soy ağacı için de geçerli küçük ağlar yan yana gelmiş. Birini anneden diğerini babadan alabilir. Baba heterozigot olabilir. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı çıkmadığı için ne yapıyorum? 3 numarayla da olabilir diyorum. Cevabım ne olur? 1 ve 3 denizli şıkkı olacak. Evet böylece 50. sorumuzu da tamamlamış olduk. Ee, çıkmış soruları çözmeyi unutmayın. Dediğim gibi videonun açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Protein sentezine DNA replikasyonuna geçiyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.